Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuklara güzel hitapta bulunmak. Çocuklar anne babaya Allah'ın bir lütfudur. Yavrularımızı yetiştirirken, hitap ederken ölçülü olmak zorundayız. Terbiyede ölçü nasıl yemekteki tuz gibi ayarlı olması gerekirse, aynen öyle de çocuğa hitap şeklimizin de ölçülü olması gerekiyor. Sevgide dengeli olmalı. Aksi takdirde altından kalkılamayacak durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. En güzel ölçüyü Rabbimiz bizlere vermektedir. Kur'an'da Lokman Aleyhisselam çocuğuna nasihat ederken şöyle nasihat ediyor. Yavrucuğum, ey oğulcuğum hitaplarıyla bizlere ışık tutmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam da çocuklara delikanlım, gencim, oğlum gibi ifadelerle hitap edilmesini istemiştir. Çocuklarımızı güzel hitaplarla, onlara önem verdiğimizi hissettirerek onların gönüllerini almamız lazım. Son dönemlerde kullanılan bazı hitap şekillerinin çocuklarda davranış bozukluğuna sebep olduğu uyarısında bulunuyor psikolog Ayşe Özden. Ardından çocuğa karşı kullanılan hitap şeklinin özenle seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Aşkım, bir tanem gibi hitaplar çocukların karşı cinse karşı eğilimlerinin erken başlamasına sebep olabilirken bebeğim, bebişim gibi hitaplar çocuksu duyguların kalıcı olmasına ve kendine güven eksikliğine sebep oluyor. Halim, Ayşem şeklindeki sahiplenme ifadeleri ise çocukların ileride etrafına karşı güven problemi, ailesinden bağımsız hareket edememe, problem yaşadığında onunla baş edememe gibi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor. Güzel kızım, yakışıklı oğlum, gamzeli yavrum tarzı hitaplar çocuğun ego sahibi olmasına yardımcı olmaktan öteye geçmiyor. Bu çocuklar büyüdüklerinde de dünya yakışıklısı, güzeli olduğunu zannediyor ve herkesin kendilerini öyle görmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu gerçekleşmediğinde de agresif tavırlar sergiliyor ve mutsuz oluyorlar. Anneciğim, babacığım, ablacığım, babaannem, halacığım gibi hitaplar da çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından doğru gelişmesine engel oluyor. Bu tarz hitaplar bağımlılık hissini daha da artırıyor. Zira çocuk ona saygı duyulduğunu, kendisine ismiyle hitap edildiğinde anlıyor. Bununla birlikte uzmanlar çocuklara kendi isimleriyle seslenmenin en sağlıklı olduğunu, fakat istenirse oğlum, kızım, yavrum, çocuğum şeklindeki ifadelerinde kullanılabileceğini söylüyorlar. Hitap şekilleri kız ve erkek çocuklarında farklı etkiye yol açıyor. İki cinsiyetteki bebeği de 2 yaşına kadar kuzum, yavrum diye sevmenin bir sakıncası yok. Asıl problem bundan sonra başlıyor. Baba evlat diyaloğunun kopuk olduğu ailelere dikkat çeken psikolog Ayşe Özden, sadece anne üzerinden babasıyla diyalog kuran çocukların kişilik gelişimlerinin problemli olduğuna değiniyor. Baba ile sağlıklı iletişimi olmayan kız çocukları erkek dünyasına yabancı büyürken, erkek çocuklar da babasıyla özdeşim kuramadığı için kimliğini oluşturamıyor. Her ne kadar anne, Furkan'ım, paşam, yakışıklı oğlum dese de çocuk erkek kimliğini tam oluşturamıyor sevgili anne babalar. Bu sebeple ileride içte kadın özellikleri taşırken dışarıya erkek gibi görünmek için agresif tavırlar sergiliyor, narsistik, bencil, dikkati kendi üzerine çekme savunmaları geliştiriyor, dışarıdan özgüvenli görünmeye çalışırken aslında içten kompleksleriyle sürekli savaşan ve bu yüzden sürekli başkalarını eleştiren ve memnuniyetsiz bir birey oluyor maalesef. Çocuklarımıza nasıl hitap edileceğini bilelim, dikkat edelim buna. Rabbimiz Kur'an'da ifade etmiş, nasıl hitap etmemiz gerektiğini göstermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş. Bunlara dikkat ederek yavrularımız hitap edersek, Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna nasihat ederken yavrucuğum, ey oğulcuğum hitaplarıyla ışık tuttuğu gibi Efendimizin delikanlım, gencim, oğlum gibi ifadelerle hitap edilmesini rehber edinmeliyiz. Çocuklarımızın ruhi gelişimlerine bu vesileyle önem vermiş oluruz. Rabbim çocuklarımızla bizi çocuklarımızla imtihan etmesin. Mutlaka imtihan dünyası, hepimiz imtihan olacağız. Rabbim kaldırabileceğimiz imtihanlarla bizi denesin, bizi imtihan etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.